Tonguç Akademi'den hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle tarihte yerleşme ve devletleşme sürecinde Selçuklu Türkiye'sine el alacağız. Çok böyle eğlenceli, çok güzel bir dersimiz olacak. Buna bakacağız ve bu esasları size göstermeye çalışacağız. Tabii hemen size dersimize geçmeden ödevimi vereyim. 10 Dinamo Soru Bankası'ndan. Bu dersi biz bitirdikten sonra şöyle gelelim hemen içindekiler kısmına. Hemen bakın yerleşme ve devletleşme sürecinde Selçuklu Türkiye'si 11. sayfadan başlıyor bizim testramız. Nereye kadar? 16. sayfaya kadar. Bu 5 sayfadan sorumlu olacaksınız. Bu bizim ödevimizi oluşturan bir kısım. Çok eğlenceli sorularımız var. Çok güzel böyle yazılı sorularımız var. Çok böyle değişik görselli renkli sorularla ve burada farklı tarzdaki sorularla da kendi geliştirme fırsatı bulacaksınız. Unutmayın Dinamo'dan bu kısımdan sorumlusunuz diyelim. Hadi bakalım bizim için yerleşme ve devletleşme sürecinde Selçuklu Türkiye'si başlasın. <laughs> Şimdi ilk olarak burada dersimizin serüvenini ele alalım. Bakın burada Tonguç bizim için var. Ve dersimizin serüvenine baktığımız zaman önce ne yapıyoruz? Oğuz göçleri ve Anadolu'yu önce burayı açıyoruz. E, burayı bitirdikten sonra Anadolu'nun ilk fatihlerine bakacağız. Bakalım ilk Anadolu'ya hangi Türkler geldi. Sonra zamanla Anadolu'yu Türk yurdu yapacağız. Oraya bakacağız. Ondan sonra Haçlar karşısında Türklere bakacağız. Türkleri ele alacağız. Haç seferlerine karşı neler yaptık onları göreceğiz. En sonda Anadolu'da Moğol istilasına el alarak bu süreci dersimizin serüvenini bitireceğiz. Çok güzel bir serüven bizi bekliyor. Çok güzel bir şekilde bakalım. Burayı esas alacağız. Peki önce sormam gereken bir şey var. Neden Anadolu? Yani dünyanın çok çok farklı coğrafyaları var ama niçin Türkler Anadolu'ya gelmek istedi? Bunun sebebi neydi? Bunu ele alalım. Çok güzel bir soru değil mi? Niçin Anadolu? Siz de düşünün. Yorum kısmına yazabilirsiniz. Ee, Anadolu'nun avantajları dezavantajları bunu benimle de paylaşabilirsiniz. Nedir burası? Tarım ve hayvancılık açısından zengin bir bölge değil mi? Hemen coğrafya dersine gidelim. Coğrafyada bir bilgimiz var değil mi? Türkiye bir orta kuşak ülkesi. Yani dört mevsimi belirgin olarak yaşıyor. Yaz, sonbahar, işte kış. İlkbahar yaşadığımız mevsimler her mevsim kendi içerisinde yeni meyveler yeni sebzeler farklılıklar bunu barındırıyor bu yüzden bu bakımdan oldukça zengin bir bölge Anadolu bu bakımdan çok önemli. Yine Türklerdeki gaza anlayışının etkileri gaza neydi gayrimüslim topluluklara karşı yapılan sefer ve savaşlardı. Doğal olarak Anadolu o zamanlarda gayrimüslimlerin elinin altında. Ben bu toprakları ele geçirerek Gaza'ya devam etmek istiyorum. Niye? Bölgenin yaşamaya elverişli iklim koşulları. Çünkü Anadolu ılıman iklime sahip bir bölgede değil mi? Ilıman iklime sahibiz. Doğal olarak yaşama oldukça elverişli. Ben burada yaşayabilirim diyor. Yine Anadolu'da bir otorite boşluğu var. Bizans çok kuvvetli değil. Bu yüzden Anadolu'da bir boşluk var. Bu boşluktan faydalanıp hızlı bir şekilde Anadolu'yu ele geçirme düşüncemiz var. Ve yeni yurt edinme arzumuz var. Çünkü diğer coğrafyalardansa daha böyle sağlam, güzel bir coğrafyayı ele geçirmek istiyoruz. Peki şöyle gelelim. Şöyle gelelim. Dur şurayı alayım önce. Bir saniye. Türkleri önce Anadolu'ya yerleşmesini kolaylaştıran nedenlere bakın. Sonra o tarafa gideceğim. Türkler e, niçin Anadolu'ya geldiğine bakmıştık, sebeplerine baktık. Peki kolaylaştıran unsurlar neler? Bunu biraz daha açalım burada. Anadolu'ya Türk akınlarının başladığı dönemde Bizans'ın halktan ağır vergi alması önemliydi. Çünkü insanlar vergiler altında ezeliyor. Bizans'a karşı tepkili. Öyle ben sana o parayı vermem diyor. Doğal olarak o parayı vermek istemedikleri için Bizans'a karşı tepkiler gitmek istemiyorlar. Yine Bizans'ın Ortodoks mezhebinden olmayanlara baskı uygulaması. Hristiyanlıkta biliyorsunuz farklı mezhepler var. Katolik mezhebi, Ortodoks mezhebi, işte e, bununla beraber tabii o dönemlerde yok ama daha sonraki dönemlerde ortaya çıkan mesela Protestan mezhebi gibi çok farklı mezhepler var. Bizans Ortodoks, Katoliklere karşı e, tamamen şiddet uyguladığı için e, o Hristiyanlar Bizans'a tepkili. Onu unutmayalım. Ne oldu? Bak Türkler hemen karikatürümüze gelelim. Geldi Anadolu'ya doğru geliyorlar. Kapısını açıyorlar. Dedi ki beyimiz burada Anadolu'nun giriş kapısı neresi dedi. ...buna da cevap verdi. Burası hayırdır, bir şey mi var dedi. Ne yapacak? Çat 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 çat. Kaleyi yıkıp... ...burayı ele geçirecek değil mi? Unutmayalım. Yine bununla beraber... ...Bizans'ın... ...Anadolu'daki otorite zayıflığı... ...sebepler arasında... ...Bizans bir türlü buraya egemen olamıyor değil mi? Anadolu halkı da artık adil... ...adaletle... ...bir yönetim e, niteliğine sahip. E, bu yüzden... ...bu yüzden... E, ...bu niteliği de içerisinde barındırıyor diyelim. Unutmayalım. Devam edelim. Başka... Selçuklar'ın uyguladığı fethet yönet politikası var. Az sonra nasıl içeriye girdik? E, fethet yönet politikası ne demek? Bunu açacağım az sonra. Tamam mı? Şuraya bir hani virgül koydum. Az sonra devam edeceğim buradan. Anadolu'nun Türkler tarafından yalnızca askeri yönden değil... ...sosyal ve kültürel yönden de Türkleştirilmesi. Yani sen bir fethettiğin zaman... ...oraya camiler yapıyorsun, kaleler yapıyorsun... ...okullar yapıyorsun, hastaneler yapıyorsun... ...çok farklı şeyler yapıyorsun. Yani sadece o bölgeyi ele geçirmiyorsun. Aynı zamanda o bölgeyi bir Türk yurdu yapıyorsun. Buraya bakalım ne demiş... Burası demiş ki, e, şimdi Türkler Anadolu'ya girdi, kaleyi korumaya çalışıyorlar. Buradaki kral ne yapmış? Bakın e, kalenin e, etrafını sularla çevirmiş değil mi? Bu ne demiş? Kalenin etrafını yoğun şekilde güvene aldık. Türkler bu bölgeyi ele geçiremez. Suya da balık attık, ne güzel yüzüyorlar demiş. Bu ne demiş? Koca kaleyi balık çiftliğine çevirdi. Balıklar bizden daha güvenli demiş. Nasıl kurtulacağız Türklerden demiş. Evet, Türkler yavaş yavaş geliyor. Peki Türkler hangi olayla beraber Anadolu'ya girdi? Hangi olayla beraber Anadolu'ya girdi? 1071 Malazgirt zaferi değil mi? 1071 Malazgirt zaferi. Bu olayla beraber e, Büyük Selçuklular Malazgirt'te e, burada Bizans'ı e, yenilgiye uğratınca Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı. Bu 9. sınıftan hatırlarsanız son konularımızdı. Şimdi 10. sınıfta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Maalesef kazandık, Anadolu'nun kapılarını Türklere açtık. Sultan Alparslan dedi ki kendi komutanlarına. Beylerim, gidin Anadolu'da istediğiniz yeri fethedin. Fethettiğiniz yerlerde iç işlerinizde serbestsiniz, dış işlerinizde bana bağlısınız. Gidin Anadolu'yu fethedin. Şimdi Sultan Alparslan bunu söyledi. Bunun akabinde hızlı bir şekilde bu beyler Anadolu'da farklı yerleri fethettiler. Saltuklular geldi, Mengücekliler geldi, Nanışmentler geldi, Artuklular geldi, Çaka Beyliği geldi. Daha sonra Türkiye Selçuklu Devleti kuruldu. Anadolu hızlı bir şekilde Türkler tarafından fethedildi. Tabii Türkler hızlı bir şekilde Anadolu'yu fethedince ve e, Anadolu'yu ele geçirince Bizans hemen SOS verdi. Yani ne yapacak? Avrupa'dan yardım isteyecek. Ee, Bizans'ın Avrupa'dan yardım istesi, istemesi, ee, Batılılarında, Avrupalılarında doğunun zenginliklerini ele geçirmek istemesinden ötürü, ötürü ne oluyor bizim için? Ee, Haçlı seferleri meydana geliyor. Haçlı seferleri bizim için toplamda 8 tanedir. Bu 8 taneden 4 tanesi Anadolu'yu ilgilendirir. Yani ilk dört sefer Anadolu üzerine gerçekleştiği için biz bunları esas alıyoruz. Tabi seferlerden önce bunlar tamamen kendine güveniyor. Gideceğiz doğunun zenginliğini ele geçireceğiz. Anadolu'dan Türkleri atacağız. Her şeyi yakıp yıkacağız. Kudüs'ü ele geçireceğiz. Doğunun zenginlikleri artık bizimdir. Haçlar bunu düşünüyor. Ancak toplamda düzenlenen sekiz haçlı seferinden sadece ilki başarılı olmuştur. İlki başarılı olmuş. E, özellikle Anadolu'da büyük tahribata neden olmuşlardır. Kudüs'ü ele geçirmişlerdir. Ve birinci haçlı seferi haçların başarısıyla tamamlanmıştır. İkinci Haçlı Seferi o zamanlarda e, Urfa'da ve e, e, özellikle çevresinde Güney e, Doğu Anadolu'nun bulunmuş olduğu coğrafyada İmamettin Zengi tarafından İmamettin Zengi tarafından e, o dönemin işte Urfa Kontluğu'na ve etraftaki diğer kontluklara son verilmesiyle başlayan seferlerdir. Ancak bu seferler Haçlılar için başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Üçüncü Haçlı Seferinin başlamasının nedeni Kudüs'ün Selahaddin Eyyubi tarafından geri alınmasıdır. Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü Haçlardan geri alınca Haçlar üçüncü seferlere başlamış ancak onlar için yine başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Yine Anadolu'yu ilgilendiren son sefer olan dördüncü Haç seferine gelelim. Çünkü diğer Haç seferleri Anadolu üzerinden gerçekleşmiyor. Dördüncü Haç seferinde ise bir, e, buradaki Haçlar nereye geliyor? İstanbul'a geliyor. İstanbul'da Bizans'a son veriyorlar ve amacından saparak Bizans'ı ele geçirerek sefere son veriyorlar. Demek ki haç, 4. Haç Seferi amacından sapan bir seferdir. Çünkü tamamen burada Katolik Hristiyanlar, Ortodoks Hristiyanlara saldırarak İstanbul'u ele geçirip Bizans'a son veriyorlar. Tabi Bizans daha sonra tekrar bu Latin İmparatorluğuna son vererek orada ee, devleti tekrardan kuruyorlar. Peki ne oldu? Adamlar bir taneyi kazandı. Diğer bütün Haçlı Seferleri başarısızlıkla sonuçlandı. Sonuçları ne oldu? Buna bakalım. Şimdi Siyasi sonuçlardan başlıyorum. İlk feodalite zayıfladı diyor. Feodalite ne demek? Derebeylik demek. O dönemlerde Avrupa'da hatırlarsanız 9. sınıfta da bahsetmiştik. Ne vardı? Bir derebeylik vardı. Yani derebeylikte adamın e, yani burada bir kalesi vardı. Kalesinin etrafında askeri garnizonu vardı. İşte pazar yerleri vardı. Diğer önemli yerleşkeleri vardı ve güçlü surlarla bu kalesi çevriliydi. İşte derebeylik dediğimiz bu e, sistem yıkılıyor. Niye yıkılıyor? Çünkü bu derebeyler Haçlı seferlerine katılıyorlar ama seferlerden geri dönemiyorlar. Geri dönemedikleri için güçlü krallar bunların kalelerini yok ediyor. Ve e, hızlı bir şekilde krallıklar güçleniyor. E, Türk ilerleyişi durdu. Çünkü Anadolu'da e, biz Haçlarla mücadele ettiğimiz için ve tamamen bu savaşlarla meşgul olduğumuz için... ...Bizans'a yönelik ve Avrupa'ya yönelik olarak ilerleyişimiz duruyor. Bunlar siyasi. Ekonomik ve sosyal sonuçlara gelelim. Doğu ve Batı ticareti geliştiriyor ticaret, diğer insanların birbiriyle etkileşim içerisine girmesiyle beraber daha da ilerliyor. İslam dünyası zarar görüyor. Burjuva güçleniyor. Burjuva ticarette uğraşan sınıftır. Ticaret gelişince doğal olarak bu sınıf da güçleniyor. Doğu Akdeniz limanları da bu seferlerle beraber e, tamamen ne oluyor? Önem arz ediyor. Doğu Akdeniz değil burasıdır. Bak seferleri buraya yapıyorsun. Doğal olarak buradaki ticarette zenginleştiği için ilerliyor. Dinsel sonuçlarına gelelim. Kiliseye ve din adamlarına güven azalıyor. Niye? Çünkü Papa bu seferlere katılırsanız e, kesinlikle seferleri biz kazanacağız, e, siz de zenginleşeceksiniz, refaha ulaşacaksınız diyordu. Ancak seferler başarısız da sonuçlandı. Doğal olarak adamlara güven azaldı. Katolik ve Ortodoks ayrımı iyice arttı. Özellikle 4. Haç seferinde İstanbul'a gidip buradaki Ortodoksluğa son vermeye çalışmaları ve amacından seferin sapmasıyla beraber bu ayrım daha da derinleşmiştir. Skolastik düşünce yani dine dayalı düşünce de zayıflamıştır. Bir de teknik sonuçları var. O yerde Doğu Dünyası'nda bilinen yani Müslümanlarca bilinen pusula, barut, kağıt gibi e, icatlar ki bunlar Çin'den ortaya çıkmıştır. Daha sonra Müslümanlar öğrenmiştir. İşte Doğu Dünyası'nda bilinen bu icatların hepsi Haçlı Seferleri'ne beraber de Avrupalılar tarafından öğrenilmiş ve Avrupa'ya taşınmıştır diyebiliriz. Evet devam edelim. Şimdi gelelim Türk adının kaynaklardaki yerine. Buraya bir bakalım. Şimdi coğrafi olarak ilk defa Türkiye adı Bizans kaynaklarında Orta Asya için kullanılıyor. Ta 6. yüzyıllarda. Yani ilk olarak Orta Asya yani şu yeşil olan yeri biz Türkiye olarak kullanıyoruz. Daha sonra Avrupalılar 12. yüzyıldan sonra Anadolu için Türkiye'yi kullanıyor. Ne fark etti? Çünkü o zamanlarda yani ilk zamanlarda 6. yüzyılda Türkler Orta Asya'dayken artık Türkler Anadolu'ya geldi. Anadolu'yu yurt edindi. Bu yüzden Avrupalılar artık Türkiye için... Türkiye kelimesini Anadolu için kullanmaya başladı. Ünlü İtalyan seyyah Marco Polo da Anadolu'ya küçük Türkiye, Orta Asya ise büyük Türkiye demiştir. Demek ki Türklerin farklı coğrafyalara gitmesi, oralara egemen olması Türkiye isminin de farklı coğrafyalarda kullanılmasına sebebiyet vermiş. Şimdi nereye gelelim? Az önce Anadolu'ya girdik ya. Nereden girmiştik? Malazgirt Zaferi'nden sonra girmiştik. Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu'da kurulan ilk beyliklere bakacağız şimdi sizlerle beraber. Kimdi? Ne gibi özellikleri vardı? Bunları ele alalım. İlk olarak Saltuklardan bahsedelim. Şöyle haritadan önce Saltuklara görelim. Bakın gördüğünüz gibi Doğu Anadolu'ya egemen olan bir beyliktir. Erzurum ve çevresinde egemen olmuşlardır. Öyle diyelim Saltuklular bizim için. bunlar Ebu Kasım Saltuk tarafından kurulan bir beyliktir. Özellikle kurulmuş oldukları bölgelerde Haçlı seferlerine karşı mücadele etmişler. Ve aynı zamanda bakın burada Gürcüler var. Şu bölgede ...gürcülere karşı da mücadele ediyorlar. Ee, bunlar Anadolu'da kurulan ilk beyliktir. Ee, özellikle Türkiye Selçuklu hükümdarı... ...Ruknettin Süleyman Şah tarafından... ...1202 yılında yıkılmışlar. Gelelim Artuklulara. Artuklar bizim için nerede? Bakın hemen burada. Artukları biz burada görüyoruz. Artuklular, Artuk Bey tarafından kurulan... ...bir beyliktir. Üç kol halinde yönetilmişlerdir. Mardin Artukları... ...Diyarbakır Artukları, Harput arkıt olmak üzere. Bunlar hem Haçlarla mücadele ediyorlar, hem bölgede e, Ermenilere karşı mücadele ediyorlar. Aynı zamanda onlar şu şurada görmüş olduğunuz Malabadi Köprüsü'nü yapıyorlar. Köprüler, bentler yaparak mimari alanda gelişiyorlar. Bir de bunlar, bunlar El Cezeri diye çok önemli bir otomat bilimciye, çok önemli bir otomat bilimciye Kapı açıyorlar. Bu abimiz o zamanlarda böyle kaldıraçları kullanarak önemli böyle robotik şeyler yapıyor. Hani bilinen ilk sibernetiğin kurucusu olarak biliniyor. O dönemin ilk robotik bilimcilerinden biri olduğunu söylemek gerekir. Ee, bakın Hasan Keyif kolu Eyüller tarafından yıkılıyor. Mardin kolu Karakoyunlar tarafından yıkılıyor. Harput kolu Biniç Alaaddin Keykubat tarafından yıkılıyor. Bir diğer beyliğimiz olan Mengücekler'e gelelim. Mengücekler bakın hemen şu sahada. Şurada görüyorsunuz mor renkte olan bir beylik bizim için Erzincan ve Sivas dolaylarında kurulan bir beyliktir. Bunlar özellikle Gürcülerle Rumlarla mücadele edecekler, o bölgede egemenliği kurabilmek için e, önem arz eden faaliyetleri var ama en önemli nitelikleri günümüzde UNESCO miras listesinde de yer alan ve Avrupalılarca Anadolu'nun Elhamra'sı olarak bilinen Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nı inşa ediyorlar. Yine e, zamanla e, Türkiye Selçuklu Devleti bu beyliğe son veriyor. Gelelim kime? Danışmentlere. Bakın danışmentler diğer beyliklere nazaran daha geniş topraklara e, hakim olan bir Türk beyliğidir. E, Sivas ve özellikle Orta Anadolu'ya e, hakim olan bir beylik olduğunu söylememiz gerekir. Ahmet Gazi tarafından kurulan bir beyliktir. Özellikle Haçlar'la mücadele edecek, Türkiye Selçuklu ile mücadele edecek, e, Türkiye Selçuklu Devleti'nin de en fazla uğraştan beylik olacaktır. Ee, Anadolu'nun bilinen ilk medreselerinden biri olan Yağbasan Medresesi'ni yapıyorlar. Yine kendi tarihlerine, Haçlarla ve Gürcülerle mücadelelerini anlatan bir e, Danışmetname isimli destanları da vardır. Danışmetlerde ikinci, e, ikinci Kılıç Aslan tarafından yıkıldığını söylemek gerekir. Ve son olarak Çaka Beyliği'ne gelir. Çaka Beyliği şurada egemen oluyor. İzmir ve çevresinde şu sahada egemen olduğunu söylemek gerekir. Şimdi Çaka Bey'in bir özelliği var. Türkler Çaka Bey'e kadar e, Türk tarihinde hiçbir şekilde e, denizle münakaşa içerisine girmemiştir. Yani hiç denizle Türklerin işi olmamıştır. Ne donanma kurmuştur ne denizcilik faaliyetleri olmuştur. Ancak Çaka Bey ile beraber Türkler denizle tanışıyor. Ve e, Çaka Bey ilk Türk donanmasını kuruyor. Hatta Bizans ile de Koyun Adaları savaşlarını gerçekleştiriyor. Ege'de birçok önemli adayı Bizans'tan ele geçiriyor. Ee, önemli bir denizci beyliktir Çaka Beyliği. Ancak 1. Kılıç Arslan e, zamanında bu beyliğe son verildiğini söylemeye e, e, doğru olur, öyle söyleyelim. Bakın Türkler denize tanışınca ne yapar? Hemen denize girer değil mi? Bakın Tonguç denize girmiş. Bir türlü denizden çıkmıyor, en son annesi kızıyor değil mi? Çık hayvanları otlatmaya git çünkü bizler konar göçer yaşam tarzıyla hayatlarını sürdüren insanlardık. E, temel geçim kaynağı neydi? Hayvancılıktı. Ama denizi gördük, o hayvanları bıraktık, denize girmeye başladık. Olur mu? Olmaz! Evet. Peki... ...bakın biz ne yaptık? Ne yaptık temelinde? Hayır, şuraya gelelim. Türkiye Selçuklu Devleti'ni kuracağız ama... ...Türkiye Selçuklu Devleti'ni kurmadan evvel... ...şu Oğuzları bir ele alalım. Çünkü Selçukluların ta atalarına kadar gidecek... ...Oğuzlar. Şimdi Oğuzlar... E, ...kökenleri nereye kadar dayanıyor... ...bu Oğuzların. Orta Asya işlerine... ...kadar dayanıyor. E, o zamanlarda... Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Türk... ...adlı eserinde... E, ...farklı boylar halinde bunların egemen olduğunu biliyoruz. E, bunlar... Özellikle çoktuk e, Devleti ile, Uygur Devleti ile, Kırgız Devleti ile münakaşa içerisinde olacak siyasi varlık ve unsurlarını e, buraya etkilemeye çalışacaktır. Orta Asya'da bir Oğuz Yabgu Devleti'ni kuruyorlar. Bununla beraber Avrupa'da e, Gagavuz Türkleri olarak biliniyorlar. Yani Hristiyanlığı kabul edenlere Gagavuz ismi veriliyor. Daha sonra İslamiyet'in benimsenme süreci var. İslamiyet'i benimseyen, İslamiyet'i benimseyen Oğuzlara da Türkmen adı veriliyor. O yani bak, Müslümanlarsa Türkmen, eğer hırslı almaksa Türkleri olarak da bilmiyorlar. E, Oğuz boyları çok büyük Türk e, devletlerinin de kurmuşlardır. Mesela Selçuklu devletinin kurulmasında Oğuzların Kınık boyu, Osmanlı Devleti'nin kurulmasında ise Oğuzların Kayı boyu egemen olmuştur. Demek ki Oğuzlar gerçekten çok farklı devletleri nüfuz etmiştir diyebiliriz. Mesela bakın Oğuzlar eskiden Orta Asya'daydı. Burada iki tane Oğuz e, şeyi konuşturalım. Bakalım ne demiş? Demiş ki... Bey, Kayı boyuna katılıp Anadolu'ya gidelim de ileride can Devleti kuracaklarmış. E, şaman söyledi demiş. Evet, Kayılar can Devleti kurdu değil mi? Kimi kurdu? E, Osmanlı Devleti'ni kurdu. Buna ne diyor? Geç kaldın. Kanak boylarının teklifini kabul ettim. Ee, onlar Anadolu'nun kapılarını açan devleti biz kuracağız dediler. Evet. Kınık boyu da Anadolu'nun kapılarını açan Selçuklu devletini kuruyordu değil mi? Demek ki abimiz burada kınıkları kabul etmiş. Kayıyı kabul etmemiş. Ee, bunlar da kınık boyuna adılmış burada. Evet. Selçuklular önce Büyük Selçuklu Devleti tarafından kuruluyordu. Ee, daha sonra biliyorsunuz e, devletin zayıflaması ile beraber Anadolu'da bir Türkiye Selçuklu Devleti kurulacak. Türkiye Selçuklu Devleti kutalmış olduğu Süleyman Şah tarafından kurulmuştur. Önce İznik merkezi olarak burada kurulduğunu görebiliyoruz. Daha sonra 1. Haç Seferinde İznik'i kaybedince devletin merkezi Konya olmuştur. Öyle söyleyelim e, burası için. E, tabii... Kutalmış e, kutsalmış olduğu Süleyman Şah devleti kurduktan sonra Abbas halifesinden bir menşur bir onay alacak ve kendi adına para bastıracak devleti kuracaktır diye. Peki bu devletin özellikleri neler? Nitelikleri neler? Şimdi bu devletin temel özelliklerine ve e, unsurlarına bakalım. Şimdi devlet teşkilatına baktığımız zaman e, Selçuklularda hükümdardan hemen sonra gelen kişi vezirdir. Zaten devleti yöneten bir sultan var değil mi? Bir sultan var. Devletin en başında bu adam var. Bu adamın en altında vezirleri bulunuyor. Vezirler devlet işlerinde sultanın e, burada en yakın e, yakınında bulunan ve devlet işlerinin burada e, görüşülüp görüşülü tartışılmasında bu oluşulmasında oluşturulmasında en önemli kişidir. Naip burada sultan başkentte olmadığı zaman başkentin yönetiminden e, sorumlu olan kişidir. Vekaleten tahta oturan kişidir. Naipler. Müstefiye gelelim. Çarşıların pazarların denetlenmesinde ve bu musulların sağlanmasında önemli görevlerinden biridir. Müstefi aynı zamanda devletin mali işlerinin görülmesinde oldukça önemlidir. Mali işlerle müstefi ilgilenir. Emiri Arz, ordu işleriyle ilgilenir. Ordunun ihtiyaçları ve diğer temel niteliklerle ilgilenen kişi Emiri Arz'dır. Turay bürokrasi kısmıdır. Yazışmalarla ilgilenir. Yazışma diyelim buraya. Yazışmayla ilgilenen kısım bizim için Turay'dır. Müşrif bu bizim için hani nasıl söyleyelim? Kontrol mekanizması, denetim mekanizmasıdır. Denetim diyelim. Mali ve idari denetim müşrif tarafından yapılıyor. Pervaneci bu özellikle devlet işlerinin görülmesinde e, ve devlet işlerinin ilerletilmesinde arazi defterlerine bakmak, has ve tımarla ilgili de e, böyle onlarla ilgili menşur ve beratları hazırlamakta ilgili Temel bir görevli. Yani yine e, işin Tamamen arazi kayıtlarıyla, bu gibi neteliklerle uğraşan bir görevlisi olarak pervaneci de söyleyebiliriz. Devlet teşkilatında bu önemli isimler hükümdara, sultana yardımcı olabilmek için teşkilatlandırmayı kullanıyorlar diyelim. Bakın burada biraz daha açtık bunları. Özellikle sultan, devleti yönetildi. Vezir, sultanın en önemli yardımcısıydı. Müstefi, maliye, emiraz askeri, turay, iç ve dış yazışmadan sorumluydu. Müşrif adli ve mali işler dışında kalan işlerden sorumlu bir kontrol denetim mekanizmasıydı müşrik bizim için. Pervaneci fethilen toprakların kaydını tutup e, ayırmakla sorumluydu. Nayip de hani dedik ya sultan eğer tahta değilse sultan vekili olarak biz onu görebiliyoruz. Tamam mı? Unutmayın. Yani not almak isteyenler için bu sayfayı durdurup buradan not oluşturabilirsiniz. Evet gelelim o ordu teşkilatına. Orduyu ele alalım. Şimdi hassa askerlerimiz var. Bunlar sultana bağlı özel birliklerdir. Bir de Gulemanı Saray ordumuz var. Bunlar da savaş esirlerinden devşirilen askerlerdir. Yani e, Osmanlı'da biliyorsunuz hani devşirme e, ki sonraki konularda alacağız. Devşirme ordusu, Yeniçeri ordusu var. İşte bunlar Gulemanı Saray olarak biliniyor o zamanlarda. Sipahiler atlı askerlerdir. Türklerden oluşur ve iltiha ile geçinen askerlerdir. İltiha araziyle bunlar hayatlarını idame ettiriyorlar. Türkmenler aşiret kuvvetleri ve uç beyliklerinden oluşuyor. Ücretli askerler Ermeni, Rum ve Gürcülerden oluşan askerlerdir. Bakın Türkiye Selçuklu Devleti'nde diğer Türk Devletinde olmayan, hani beylikleri saymazsak Çaka Beyliği ile başlayan bir süreçte donanma ama diğer Türk devletlerinde olmayan bir özellik var, bir donanma var. Deniz kuvvetlerine sahip olduğunu görebiliyoruz. Yine e, onlara bağlı e, beyliklerin gönderdiği yardımcı kuvvetlerle de ordu teşkilatı oluşuyor diyelim. Toprak yönetimine baktığımız zaman gelir hükümdara ait olan arazilere has arazi adı veriliyor. İkta arazisi devlet memurlarına ve ordu görevlerine veriliyor. İkta karşılığında İkta karşılığında Sipahi yetiştiriyor buradaki insanlar. Yani sen Şöyle diyelim bak. Sana diyorsun ki ben sana şu toprağı verdim. Bu toprağı ekleyecek, biçecek. Buranın vergisini Toplayacaksın. Vergiyi topladıktan sonra Diyorsun. Sen burada Sen burada hem kendi kazancını alacaksın. Sana verilen topraktaki bu araziden. Hem de Diğer kazançla, diğer kazançla sipahi yetiştireceksin. da bunlar tımarlı sipahi olarak biliniyordu. Burada da ikta ordusu olarak biliniyor. İkta, atlı askerleri e, bu sistemde yetiştirilmiştir diyelim. Böylece devlet hazinesinden para çıkmadan ordu yetiştiriyorsun. Mülk arazi başarılı devlet adamlarına ve e, bazı halkın bazı insanlarına ait topraklardır. Ancak e, toprakların, şöyle de söyleyeyim size, büyük çoğunluğu yani yüzde doksanı aşkın büyük bir bölümü miri arazidir. Yani devlete ait arazidir. Çok büyük, çok az bir kısmı mülk arazidir. Temel amaç ise burada e, devlet toprağa bağlı bir sınıfın ortaya çıkmasını engellemeye çalışıyor. Vakıf arazi ise sosyal kuruluşlara aktarılan o dönemdeki arazilerdir diyebiliriz. Topluma baktığımız zaman Selçuklu toplumunda toplum şehirli, köylü ve konar göçer olmak üzere üç ayrılıyor. Şehirli insanlar, şehirli insanlar şöyle şurada gösterebiliriz. Nelerle uğraşıyor? Burada daha çok ticaretle, zanaatla, e, özellikle yapmış oldukları e, temel şehir faaliyetleriyle, e, buradaki işte e, el sanatlarıyla, birçok temel unsurla ilgilenen insanlardır. E, bu insanlar şehirlerde yaşar, yerleşik bir düzen niteliğinde hayatlarını sürdürür e, ve düzenli vergi veren insanlardır diyebiliriz. İkinci olarak burada köylülere gelelim. Köylüler... ...daha çok hayvancılıkla ve tarımla uğraşır. Ee, özellikle hayatlarını bunun üzerine idame ettirmeye çalışır... Ee, ...ve vergisini de düzenli olarak vermeye çalışan kesimdir. Konar göçerler ise yörükler oluyor bunlar daha çok. Ee, özellikle yazlar ve kışları farklı coğrafyalarda yaşayan... E, ...sürekli yer değiştirdiğinden ötürü de... ...verginin kolay olarak alınmadığı to topluluklardır. Çünkü adamlar sürekli yer değiştirdiği için... ...kolay bir şekilde bu adamlardan vergi toplayamıyorsun. Toplum bu üç e, kesim tarafından oluşan bir niteliktir diyebiliriz. Ee, ticareti geliştirmek için Selçukluların almış olduğu bir takım niteliklere bakalım. Şimdi Selçuklar özellikle Anadolu'da ticareti geliştirmek için çok çok önemli unsurları gerçekleştiriyor. Ee, ticaret Selçuklular için olmazsa olmaz bir nitelik çünkü ticaretle beraber devlet ekonomisi artmaya başlıyor. Ticareti geliştirmek için yollar yapıyorlar, köprüler yapıyorlar, hanlar var. Burada e, ticaretle uğraşan insanların ...konakladığı ve ürünlerin sattığı yerlerdir. Kervansaraylar var. Ticaret yolları arasında... E, ...burada kervanların konakladığı... E, ...ve burada ticari faaliyetleri gerçekleştirdiği yerler var. Bir de yabanlı adını verdiğimiz pazarlar var. Aynı ürünlerin, farklı ürünlerin satıldığı... E, ...özellikle Selçuklu şehirlerindeki... ...pazar yerlerine... ...ticari pazar e, şehirlerine verilen isim... ...yabanlıdır. E, ticari şehirler olarak da bilinmektedir bunlar. Ticareti geliştirmek için... ...demek ki adamlar yollar, köpler yapıyor... ...hanlar, kervansaraylar, yabanlılar yaparak... ...ticareti artırarak devlet ekonomisini artırmaya çalışacaktır diyelim, unutmayalım. Medreselere yani işin eğitim kısmına gelelim, eğitim ele alalım. Ee, şimdi medreselerde sadece dini eğitim değil, bununla beraber pozitif ilimler de öğretiliyordu. Yani insanlar medreselerde sadece dini eğitim almazdı, pozitif ilimler alarak da kendi ilerletmeye çalışıyorlardı. İşte e, fıkıh, kelam gibi dini ilimler, bununla beraber matematik, astronomi, tarih, coğrafya, felsefe gibi de pozitif ilimler... ...Selçuklu medreselerinde öğrencilere verilen derslerdi. Bu dersler sayesinde de öğrencilerin üst düzey bilgi birikimine kavuşabilmesi sağlanmaya çalışılıyordu. Devam edelim. Sağlık alanındaki temel yapılarına gelelim. Sosyokültürel özelliklerinde. Şimdi sosyal devlet ne demektir sosyal devlet? Devletin toplum hayatına ve toplum için çalışması ve onlar için mücadele etmesidir. Sosyal devlet anlayışı e, niteliğinde e, Darüşşifa... Yani zor durumda kalan, kimsesiz olan, yaşlı olan insanlara karşı e, dair şifalarda burada onların ihtiyaçları gideriliyordu. E, Yine bir merhane, şifane gibi sağlık kuruluşlarında çok farklı nitelik alanlarında burada. E, bu alanlarda e, sosyo-kültürel faaliyetler gerçekleştirerek e, yardıma muhtaç insanlara karşı, yaşlı insanlara karşı, kimsesiz insanlara karşı... ...onların ihtiyaçları karşılanıyordu diyebiliriz. Sağlık faaliyetleri de özellikle şifahanelerde, hastane niteliği gösterilen bimarhanelerde... ...birçok yerlerde bu alanlarda karşılanıyordu diyebiliriz. Ahi Teşkilatı'na gelelim. Ahi Teşkilatı, Selçukluların özellikle son dönemlerinde ve Osmanlı'nın ilk dönemlerinde egemen olan... ...bir esnaf örgütlenmesidir. Ahi Evran tarafından kurulmuştur. Bunların işi tamamen toplumda ticari ilişkileri, pazar ilişkilerini, iktisadi ilişkileri düzenleyebilmek... Ee, ...ve bunlar üzerine hareket edebilmek diyebiliriz. Ancak e, mesela ahi teşkilatının amacı bir ordu kurmak, savaşlara katılmak değildir. Burada esnaflar örgütlenir, usta-çırak ilişkisiyle burada e, özellikle çıraklar yetiştirilir. E, özellikle onlar ahlaki konularda da oldukça e, bu nitelikleri ön plana tutmaya çalışır. Eline, diline, beline sahip ol diyerek burada ticarette, toplum yaşantısında ahlakın ve etik kuralların... ...ön planda olduğunu söylemeye çalışır Ahi Teşkilatı diyelim. Selçuklu mimarisine gelelim. Selçuklu mimarisine el alalım. Selçuklu mimarisine baktığımız zaman... ...Selçuklu mimarisi özellikle dini, askeri ve sivil alanda... ...çok farklı alanda gelişmiştir. Dini alanda bu adamlar mesela kümbetler yatmış. Bununla beraber işte ee, camiler inşa etmiş. Türbeler inşa etmiş. Askeri mimariye baktığımız zaman askeri mimaride bu adamlar kaleler inşa etmiş, surlar inşa etmiş. Sivil mimariye baktığımız zaman saray yaptıklarını görebiliyoruz. İşte köprü yaptıklarını görebiliyoruz. Çok farklı alanlarda farklı mimari unsurda da kendi geliştirmeye çalışıyorlar. Veya sivil mimaride medrese inşa ettiklerini görebiliriz değil mi? Veya ribatlar Kervansaraylar inşa ettiklerini söylemek mümkündür. Ee, çok farklı alanlarda farklı tica, e, ticari veya e, iktisadi, e, sosyal veya siyasal mimari yapı niteliklerini oluşturduğunu söylemek mümkün Türkiye Selçuklu Devleti için. Devam edelim. Gelelim Anadolu'da Moğol tehlikesine. Şimdi Türkiye Selçuklu Devleti, şuraya eksik yazmışlar Türkiye olacaktı. Türkiye Selçuklu Devleti e, özellikle Sultan Alaaddin Keykubat döneminde, en parlak dönemini yaşamıştır. Sultan Alaaddin Keykubat döneminde e, Alaaddin Keykubat e, bu tehlikeye karşı hem Eyyubilerle hem de Abbas halifesiyle ortaklaşa hareket etmeye çalışmış. işbirliği yapmış. Konya'da, Kayseri'de, Sivas'ta e, önemli kaleleri burada revize etmiş, kaleleri tamir ettirmiş. Özellikle Türk boylarının yerleşmesini sağlamış ve Moğollarla iyi geçinmeye gayret göstermiştir. Alaaddin Keykubat döneminde sınırlara baktığımız zaman özellikle Türkiye Selçuklu Devleti ile Türkiye Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında bir tampon devlet vardır. Kimdir o? Harzemşahlar. Yani henüz Moğollar ile Türkiye Selçuklu Devleti komşu değildir. Ancak Harzemşahların Türkiye Selçuklu Devleti'ne karşı Türkiye Selçuklu Devleti'ne karşı e, yıkıcı politika izlemesi ve Doğu Anadolu'ya saldırmasından ötürü Harzem Şahlar ile Selçuklular arasında Yassı Çemen Savaşı gerçekleşmiştir. Yassı Çemen Savaşı'nın gerçekleşme tarihi 1230 yılıdır. 1230 yılında gerçekleşen bu savaşı e, özellikle Selçuklar kazanacak. Böylece Türkiye Selçuk Devleti ile Moğollar arasındaki Harzem Şahlar bir yıl sonra 1231'de yıkılacaktır. E ne oldu? Moğollarla Selçuklar arasında bir tampon bölge kalmadı. Artık Moğollar ve Selçuklar burada komşu devlet oldu. Alaaddin Keykubat'ın ölümünden sonra devletin başına ikinci Gıyasettin Keyhüsrev çıkmıştır. Çok genç yaşta sultan olmuştur. Bu yüzden henüz otoriteyi kuramamış. Onun e, döneminin ilk unsuru Babailer isyanıdır. Baba İlyas ve Baba İshak isyanları. Bu isyanlar nedenler nedenleri arasında öz özellikle yerleştirme politikasının, iskan politikasının başarısı olması, ekonominin bozulması, Yönetimin bir, bir şekilde oturtulmamış olması kötü yönetim. Yine vergilerin ağırlaşması ve Türkmenlerin bu duruma tepki vermesi isyanları ortaya çıkarmıştır. İsyanlar zor da olsa bastırılıyor. Ancak e, tamamen devlet düzeni bozuluyor burada. Selçuklar güç kaybediyor. Selçukların ekonomisi de bozulunca Moğollar bu durumu fırsat bilip ne yapacak? Köse Dağı örneğine kadar gelecektir. İşte Köse Dağı Savaşı. 1243 yılında 1234 demiş burası. 1243 yılında şurayı silelim. Şöyle yapalım. 1243 yılında. Burada hemen bakın şu bölgede Moğollar ile Selçuklar arasında gerçekleşiyor. Köse Dağı Savaşı'nda bir tarafta Türkiye Selçuklu, Anadolu Selçuklu görüyorsun. Bir tarafta Moğolları. Ama dikkat edin bir şey var. Selçuklu ordusu 80 bin kişi, Moğol ordusu 40 bin kişi. Ya hocam neredeyse iki katı ordu var. Biz nasıl Moğollara yenildik? Hemen bu soruyu soruyorsunuz. Bak duyuyoruz bu soruyu. Cevabı şurada. Savaşın başında Selçuklu öncü birlikleri yani şöyle bir 5000 bin kişilik bir ordu Moğollara saldırmış. Bu 5000 bin kişilik ordu imha edilmiştir. Buna gören Sultan, Buna göre Sultan, şöyle çizelim. Şöyle saçı da olsun, ağzı da olsun. İkinci Gıyasettin Keyhüsrev şok. ...gözleri pört. Ne oldu dedi? Yüz böyle. Eyvah! Kaybettik. Beni kesecekler diyor. Hemen orduyu bırakıp... ...kaçıyor. Önce Sivas'a, oradan... ...Konya'ya kaçıyor. E şimdi... ...hükümdarın gittiğini gören burada... E, ...ordular ne yapacak? Onlar da... ...geri çekilecek. Böylece Moğollar... ...çok kolay bir zafer elde ediyor. Anadolu'yu ele geçiriyor. Talan ediyor. Selçuklu Devleti'ni... ...yıkılış sürecine bırakıyor. Ve... ...Selçuklu Devleti zayıflayınca da... De... Özellikle Türkmen, uçlarda bulunan Türkmenler, Moğollar tamamen Anadolu'yu ele geçirmesin diye beylikleri kuruyor. İşte Karahis oğulları, Osman oğulları, Germiyan oğulları, Candar oğulları, Karaman oğulları, Hamit oğulları, Aydın oğulları, Saruhan oğulları, Menteşe oğulları, Ramazan oğulları, Dulkadir oğulları gibi beylikler bu dönemde kurularak e, özellikle Moğollara karşı bu bölgeleri kurmaya çalışıyorlar. İkinci beylikler dönemi böylece Selçukların zayıflamasıyla beraber kurulmuştur. Evet değerli kardeşlerim dersimiz böyleydi. Üniteyi şöyle kısa bir özetle, önemli yerlerle, özellikle size yazılıda çıkabilecek önemli kısımlarla ifade etmeye çalıştık. Ki yazılılarımızda da böyle en güzel soruları oluşturacağız. Yazılı prova videolarımızda da en güzel yerleri size sorulaştırmaya çalışacağız. yani öğretmenlerinizin size bu ünitede sorabileceği en önemli yerler buralardı. Bu yüzden hani öğretmenlerinizin size ünitede sorabileceği en önemli yerlere değinmeye çalıştık. Bunları ele aldık ve sorduk. Ee, size işledik. Ödülü soruyu hemen bu videonun yorum kısmına yazmayı unutmayın. Hadi bakalım gelecek bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.